Merhaba sevgili seyirciler, hoş geldiniz Gerçeği Arayış programına. Sizlerle birlikte bugün araştıracağımız konu cehennem ve Allah'ın sevgisi. Evet, konumuzla birlikte araştıracağımız konuğumuz da Tamer Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk, teşekkür ederim. Bir şey soracağım, tarihi seviyor musunuz? Tabii ki. Peki hangi tarihi seviyorsunuz? Çok eski mi? Hangi zaman dilimi? Benim için zaman çok ne kadar aslında daha eski olursa o tabii daha ki daha fazla ilginizi çekiyor. Tabii ki. Biliyorsunuz ki Osmanlı döneminde büyük padişahlar hatta sultanlardan birisi Kanuni Süleyman. Onun yaşadığı dönemde Almanya'da da aynı dönemde çok ünlü bir protestan imanlısı yaşamış. Hı hı. Hatta kendisi bir şekilde Kanuni Süleyman'ın yaptıklarından dolayı faydalanmış. Sadece kendisi değil, Alman halkı da. Hı hı. O dönemdeki Alman nüfusu de bundan faydalanmış. Biliyoruz ki Martin Luther 1483-1546 yılları arasında yaşadı. Evet. Buna paralel olarak da Kanuni Süleyman biliyoruz ki kendisi Trabzonlu. 1494 doğumlu, Trabzon doğumlu. Evet. Ve 1566'ya kadar yaşamış. Evet. Yaklaşık aynı zaman dilimi ikisi de oluyor. Ve biliyoruz ki 1. Süleyman veya Kanuni Süleyman Avrupa'ya doğru seferleri yapmaya başlayınca o dönemdeki Avrupa ülkeleri rahatsız oluyorlar. Tabii onlar yardım Papa'dan istiyorlar. Evet. Papa da hemen bunu organize etmeye başlıyor. Kendisi farklı farklı beyliklere, farklı farklı krallıklara kendi görevlilerini gönderiyor. Görüşsünler, ordu hazırlasınlar ki onlar da Kanuni Süleyman'a karşı, Sultan Süleyman'a karşı bir birleşmiş bir ordu hazırlayıp ona dirensinler. Savunmayın. Evet. O sırada da Martin Luther yaptı o yani o dönemin imamların kutsal kitabı okumadıklarını ve bazı şeylere okumadan karar verdiklerini, sadece gelenek öyle diyor diye geleneklere göre hareket ettiklerinden dolayı rahatsız oluyor. Rahatsız olduğu birçok konu var ve zaten onları 95 tezis olarak, madde evet. olarak yazıyor ve ünlü bir kilise kapısına koyuyor bunları. Tabii diğer taraftan ona tepki gösteriyorlar. Ama Martin Luther diyor, tamam diyor, ben diyor kutsal kitapla bana haksız olduğumu ispatlayın, ben de vazgeçeceğim. Evet. Bazı konular, örneğin endülgansiyon biliyorsunuz ki gibi konular var, onlardan son derece rahatsız. Evet. Ben karşı çıkmıyorum diyor, sadece kutsal kitaptan bana gösterin, nerede İkna edin ben yanlış yapıyorum. Ve kendisi Augsburg'da bulunurken geliyorlar, Papa'nın iki tane temsilcisi geliyorlar onunla görüşmeye, ama bakıyorlar bu insanlar hem Kanuni Sultan Süleyman'ın birliklerine karşı orduya katılmalarını istiyorlar, hem de diğer taraftan da Martin Luther'le görüşeceğiz, onu nasıl ikna edeceğiz, ama ikna etme yöntemi de böyle, ya vazgeçeceksin ya tutuklanacaksın. Evet. Martin Luther anlıyor ki bunların kutsal kitaptan ona bir ayet, bir şey gösterme niyetleri yok. Evet. Ve o gece yok oluyor, gidiyor, kaçıyor. Daha sonra görüşüyor başka bir şehirde, başka bir yerde görüşüyor. Yeni başka çok ünlü, o dönemin ünlü tartışma ve ilahiyat uzmanlarından birisiyle görüşüyor. Ve o görüşmede de herkesin önünde o yapılan o tartışmada diyor ki Martin Luther, bana diyor şimdi endülgansiyon nedir? Cennette insanların direkt gitmesi.
Yani o dönemin inancına göre diyorlar ki sen para ödediğin zaman, bir iyilik yaptığın zaman, şunu bir faydan olduğu zaman maddi olarak ve başka türlü ne yapacaksan yap. Eğer sen böyle bir büyük bir iş yaparsan, biz de o dönemin imanlı liderleri de diyor, biz sana endüljansiyon satacağız. Sen evet. de direkt cennete gideceksin evet. vefat ettiğin zaman. Martin Luther de bunun kutsal kitaba yanlış olduğunu söylüyor. Kutsal kitaptan böyle bir ayet desteklemediğini, bu tarz uygulamayı. Evet. Ve diyor ki o zaman diyor bana cehennemin satın. Parası neyse ödeyeceğim. Siz cenneti satıyorsunuz ya. Evet, cehennemi de satın o zaman. Evet. Şimdi oradaki yargıç pozisyondaki dini görevlisi diyor ki ya niye cehennemi satayım? Kimse cehennemden şey yapmaz ki, sizden lütfen Sayın Martin Luther bana cehennemden bir parça verir misiniz? Ben de orada yaşamak istiyorum. Kimse gelmez ki sizden. Yani siz bundan para kazanamazsınız diyorlar. Martin hay hay diyor. Siz bana satın cehennemi. Ben sonrasını bilirim. Neyse tamam diyor, satıyoruz sana. Martin Luther de tamam diyor. Ben aldım diyor. O tartışmadan sonra çıkıyor ve halka sesleniyor. Herkese sesleniyor. Bakın diyor, bundan sonra diyor cehennem benden sorumlu. Ben satın aldım. Benim rızam olmadan hiç kimse oraya giremezsin. Hiç kimse sizi cehennemle korkutmasın. Yani direkt yani cennete girmek için de bir para ödemeniz gerekmiyor. Aslında onun iddia ettiği şey, kutsal kitaba göre nin öğretişi, hiç kimse para ödeyip cennete gidemez. Evet. Martin Luther diyor ben cehennemi satın aldım. Dolayısıyla siz de cenneti satın almanıza gerek kalmıyor. Aslında onun savaşı cennete parayla girilmez. Evet. Biz de biliyoruz ki kutsal kitap ne diyor? Cennete neyle gidiliyor? İmanla gidiliyor. Evet. İman sayesinde biz kurtuluyoruz. Böyle olunca tabii ki biz de doğal olarak soru sormak istiyoruz. Gerçekten cehenneme nasıl gidiliyor? Yani cehennemin ateşinin içinde örneğin nasıl insanlar yaşayabiliyorlar ve yaşıyorlar mı onlar? Yani, ne olacak onlar? Ne oluyor orada? Evet. Bir bakalım vahiy kitap neyi söylemek istiyor? 20. bölümde 9. ayeti. Yeryüzünün dört bir yanından gelerek kutsalların ordugahı ve sevilen kenti kuşattılar. Ama gökten ateş yağdı, onları yakıp yok etti. Bu ayeti yanında bir ayet daha okumak istiyorum aslında ve ondan sonra bakmak istiyorum. Tamam. Vahiy 20. bölüm aynı yerde ve 10. ayeti okumak istiyorum. Onları saptıran iblis ise canavarla sahte peygamberlerin de içinde bulunduğu ateş ve kükürt gölüne atıldı. Gece gündüz sonsuzlara dek işkence çekeceklerdir. Bu ayete bak, iki ayete baktığımız zaman Allah diyor söylemiş oluyor. Dört yanından gelecek insanlar ve kuşatacak. Şimdi yeryüzünde gelen bir değişik, insanın dikkatini çekecek bir kent var ve onlar herkese orada olmak istiyorlar. Bazı kişiler o kentin içinde, o kişiler kimdi? İsa Mesih'in tarafından seçilmiş, yani hayatında birlikte İsa Mesih'le yürüyen ve İsa Mesih onların ödülleri olarak onlarla birlikte o kentte yaşamaya karar vermiş. Diğer insanlar da... Şunu bir şey söyleyebilir miyiz? Buyurun. İsa Mesih'in birinci gelişi, onun bebek olarak doğması evet, ve yaşaması. Evet, çok doğru. Şu an bütün evren, dünyamız... insanlar İsa Mesih'in ikinci gelişini bekliyorlar. Evet. Dolayısıyla İsa Mesih ikinci gelişinde ne yapacak? Kıyamet günü olacak. Evet, evet. Doğrular kıyamet gününde hayata dönecekler. Yaşayan imanlılar ne olacak? Onlar da bir anda vücutları değişecek. Evet, sonsuz ölümsüz hayat. Vücutlara ölümsüz. Sahip olacaklar ve göğe alınacaklar. Evet. O an biz bu anı İsa Mesih'in ikinci gelişi olarak adlandırıyoruz. Evet. Ama kutsal kitapta ve biraz önce sizin okuduğunuz o ayetlerde şunu görüyoruz ki o an artık İsa Mesih'in
üçüncü gelişi. Evet, çok teşekkür ediyorum. Üçüncü ve son gelişi oluyor değil mi? Evet. İsa Mesih üçüncü gelişinde yalnız gelmiyor, bir şehirle geliyor. Evet, sizin seyircilerimize de belirttiğiniz için teşekkürler. İsa Mesih o şehirle geldi bu dünyaya. Bu dünyada şehir oturmuş oldu ve onunla o şehrin içinde birlikte kendi söylediğiniz gibi ikinci gelişinde alınmış olan insanlarla. Şehrin dışında farklı insanlar da vardı. Onunla birlikte yürümek istemediler. Geniş, rahat hayatlarını yaşamak istediler. Fakat kenti gördükleri zaman kıskanmış oldular. Yani biz de orada olmaya layıkız diye düşüncelerle şeytan da evet siz de layıksınız. O onları herkesin ordu haline getirip şunu dedi, biz burayı alabiliriz eğer savaşacaksak alabiliriz. Bundan dolayı haydi kalkalım ve o duvarları yıkayalım ve geçelim o şehre. Ele burada, geçirelim. Böylece artık İsa Mesih olmasın. Aslında amaçları İsa Mesih'i de yok etmekti. Evet, evet. Burada görüyoruz ki yukarıdan kükürt yağıyor ve bu kükürt onları yok ediyor. Bizim aslında bakacağımız sonsuza dek işkence çekilebilir. Çünkü araştırdığımız, ettiğimiz o sonsuz ateş gerçekten o sonsuz mu ateş? Sonsuza dek mi yanacak mı yoksa kısa bir zamanda? Bazı toplumlarda 20. bölümdeki 10'daki ayette sonsuza dek deyimini yanlış anlarlar ve şu düşünceler gelirler. İşte o sonsuz hayat, yatış, sonsuz zaman hiç bir zaman durmadan sürekli yanmış olacak. Kutsal kitap aslında sonsuz dek bitmek tükenmeyen bilimin bir süreci anlatmaz burada. Burada farklı bir kelime görmüş oluyoruz. Kelimenin anlamı belirlenmiş bir dönem sonsuza kadar demektir. Belirlenmiş bir zaman süreci ama sonsuza dek kaybolmuş anlamını taşımaktadır. Sonsuza dek ilgili bazı kutsal kitap örnekleri de aslında vermiştir bizlere. Neden? Çünkü kutsal kitap kendi kendini açıklar, bunu daha önce de konuşmuştuk, kendini çıkamaz bir yola sokmaz kutsal kitaba. Bir bakalım sonsuza dek kelimeyle nerede karşılaşıyoruz biz. Çıkış kitabında 21. Evet. bölümde 6. ayette köle efendisine sonsuza dek veya yaşadıkça hizmet etmelidir diyor. Başka bir yer daha var. Samuel tapınağı da hizmet ettiği zaman orada yine sonsuza dek bir söz birleşimi geçiyor ve yaşadıkça hizmet etmelidir diyor 1. Samuel'de 1:22 ve 28. Bir ayet daha karşılaşmış oluyoruz. Yunus peygamberi Allah onu Nineve'ye göndermişti ve oraya gitmek istemedi. Orada sonsuza dek balığın karnındaydım söylenmişti Yunus 2. bölümde 6. ayet. Kutsal kitap kendisine dediğim gibi çelişkiye sokmaz. Kötüler tükene kadar yanmış olacaklar ve yanacak veya artık canlı kalmayacak durumdaladır. O zaman o ateş sönecek. Küle dönüşecekler. Doğru söylüyorsunuz. Küle dönüşecekler ve bu dünya temizlenmiş olacak. Bunu görmüş olduk. Kutsal kitaptan çok açık ve net bir şekilde açıklıyor. Dünyanın sonunda ne olacak? Evet sevgili seyirciler, bunu kısa bir aradan görmüş olacağız. Bizimle kalın.